Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda for loop'tan bahsetmiştik. Şimdi for loop'a çok benzeyen ama biraz farklı olan while loop'larla alakalı birkaç örnek yap e, yapalım ve while loop'ları anlamaya çalışalım. Şimdi şöyle diyelim. E, for loop'larla yaptığınız her şeyi siz e, while loop'larla da yapabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Sistem nokta bak diyelim bu daha önce yazmıştık. Ee, ne diyelim mesela şöyle bir şey diyelim. For loop buna da plus i diyelim. Bu şekilde for loop'un çalıştığını görelim. For loop ne yapacak burada? Şunu düzeltelim. Loop birden başlayacak. Bir bir artırarak ona kadar devam edecek ve for loop 1, for loop 2, for loop 3 şeklinde bize 10 tane ayrı satırda e, debug yaptığını e, gösterecek. For loop 1 diyor. 2, 3, 4, 5, 10'a kadar geliyor bu şekilde. Bunu çalışmıştık. Bu konuda e, eksiğiniz olduğunu düşünmüyorum. Bunun aynısını biz while loop'la yapabiliyoruz. While loop'un biraz yazılış tar farzı, e, yazılış şekli değişiyor. Şu şekilde yapmanız lazım. Ben hemen altta while loop'la yapmaya çalışayım. While yazıyorsunuz. İçine Condition'ı koyuyorsunuz bu kez. Initial yok burada. Burada Condition'ı koyuyorsunuz. Tabi e, ee, while'dan önce Indicer'ımızı tanımlıyoruz. Indicer diyelim ki i eşittir ee, ya da c olsun. c eşittir 1 diyorum. Bu şekilde while'ın içine condition koymanız gerekiyor. Condition'ımız ne? Şuradaki condition aynısı. Condition'ımız c less than or equal to 10 diyoruz. Sadece condition var wire'ın içinde. Başka bir şey yok. Parantezleri açıyoruz. Sonra şuradaki sistem debug'ın aynısını alalım. Bunun içine koyalım. Şu şekilde. Bu kez for loop değil de while loop yapalım bunu. While loop 1, 2, 3, 4 diye devam etsin. Şimdi şöyle yaptık. Dikkat ediyorsanız her şey aynı. Initial var mı? Var. Condition var mı? Var artırma var mı? Increment o da var. Ama yerleri farklı yerde. E, Initial'ı biz dışarı koyuyoruz. Burada başlatıyoruz. Condition'ı içeri koyuyoruz. Sadece condition var. Yani while diyor. Bu şekilde olunca devam et diyor. O yüzden condition içeride. Bizim increment'da yazacağımız şeyden sonra şurada başlıyor. C plus plus diyorsunuz. Burada increment'da en sonda bu şekilde yazılıyor. Bunu bu şekilde yazınca Şuraya C dememiz lazım. Çünkü ay tanımıyor. I for loop'un içinde olduğu için onu tanımıyor. Şimdi execute yapıyorum. Aynı şekilde 10 tane 10 tane daha satır ekleyeceğiz. Ama bu kez while loop 1, while loop 2, while loop 3 şeklinde devam edecek. Gördüğünüz gibi hiçbir fark yok. For loop ile while loop arasında hiçbir fark yok. İkisi de aynı şekilde kullanılabiliyor. Ama while loop biraz farklı. Ee, biraz farklı, çok farklı değil. Ee, initial yani başlama noktası dışarıda tanımlanıyor. Daha sonra içeride condition'ımız var. En sonunda da bizim e, increment dediğimiz işte c'nin değerini artıracak ya buradan başladı. Ona kadar devam etmesi gerekiyor. Ama nasıl artsın onu da en sonunda belirtiyoruz. Tek tek artsın şeklinde burada belirtiyoruz. Bu da while loop olarak e, geçiyor bizim ee, oluşturduğumuz sitede while loop ile alakalı neler yapmışız ona bakalım. Apex Base'e giriyoruz. En sonlarda while loop var. Ona bakalım. Gördüğünüz gibi aynı şeyler var. Ay sıfırdan başlamış. 5'ten küçük olduğu sürece devam etsin demiş. Ay plus plus en sona koymuş. Bir de buna benzer bizim do while'ımız var. Do while biraz farklı. Önce yapıyor. Daha sonra kondisyona bakıyor yapıyor. Condition en sonunda burada. Önce print yapıyor. Daha sonra condition'a bakıyor. Bir önceki indiz, e, e, while'da ise önce condition'a bakıyor. Daha sonra print yapıyor. Biz bu yaptığımız aynı şeyi do while ile yapmaya çalışalım. Şu şekilde. Do while'a bakarsanız yine integer dışarıda başlıyor. Sadece e, while sona geliyor bu kez. Şu şekilde Burada integer n diyelim. Eşittir 1 diyelim. Ondan sonra do diyoruz. Hiçbir şey yok. Başlıyor. E, sistem dibağımızı alalım şunu. Do'nun içine koyalım. Sonra buna en dememiz gerekiyor şimdi. Artırmayı yine aynı şekilde en plus plus olarak yapıyorum. Ama while'ı en sona koyuyorum bu kez. While diyorum. Parantez içinde. Gördüğünüz gibi şurada while parantez içinde. Ne diyorsunuz? I less, e, sorry, endi n 10 diyoruz ve 2. nokta eee e, noktalı virgülle bitiriyoruz. Bu bizim do-while'ımız. Do-while'ımız. Önce do diyoruz, sonra condition'a bakıyoruz. Burada nasıldı while'da? Önce condition'a bakıyorduk, sonra yapıyorduk. Bu şekilde yapınca fark ne olur? Ona bakalım. Buna da şey diyelim. to while loop diyelim. Bu şekilde bunu print yapalım. Bakıyoruz. Birincisi zaten problem yoktu. Çalışmıştı. İkincisine bakıyoruz. Çalışmıştı. Üçüncüye, üçüncüye bakıyoruz. Yine çalışıyor. Aynı şekilde. Birden ona kadar olan değerleri alıyor. Ama burada tek yaptığı şey önce yapıp daha sonra kondişona bakmak. While'da ise önce kondişona bakıyor. Daha sonra yapıyor. For loop zaten while benziyor. Sadece şekilleri farklı. Bu şekilde while loop ve do while to while, while loop aynı şeyler. Sadece yine şekilleri farklı. While loop'u bu şekilde kullanabiliyoruz. İsterseniz while loop'la alakalı bir örnek daha yapalım. Ondan sonra bitirelim. Diyelim ki integer'ımız i olsun. i eşittir. Ondan başlıyor diyelim. Biraz farklı olsun. While diyorsunuz. İçine condition koymanız gerekiyor. i less than equal 100 diyelim. Ondan sonra şu şekilde bir şey yapalım. Ayın değeri diyelim ki her run yaptığı zaman plus equal e, biz buna 7 ekleyelim. Her run yaptığı zaman ayın değeri de 7 eklenecek. Ondan sonra sistem debug'da ayın değerini print yapalım. Bu şekilde. E, sonra i++'ı eklemeyi unutmayın. i++'ı ekliyoruz. Burada ne yapmaya çalışıyoruz? Ayın değeri 10 iken başlıyor. 7 ekliyor 17 oluyor. 7 ekliyor 17 ekliyor. Bu şekilde devam ediyor. 17 ekliyor. Sonra ayın değeri 17 oluyor. Daha sonra 7 ekliyor. Bu şekilde 7 ekle ekleye devam ediyor. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Gördüğünüz gibi ben açıyorum tekrar. Evet. Ayın değeri 25-33 bu şekilde devam ediyor. Kaç ekliyor? 8 ekliyor bazen. 8 artıyor. Neden 8 artıyor? Bazı arkadaşlar şöyle bekliyorlar. İşte ay 10'du, 17 oldu. 17, 7, 24 oldu. 24, 7, 31 oldu. Bu şekilde artacağını düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. Şu şekilde artıyor. Ayımızın değeri 10. Başlama noktası. 10 ile başladı. Sonra 7 ekledi. 17 oldu. Bunu print yaptı. Sonra 1 ekledi. 18 oldu. 18 kondisyonumuza bakıyor. Kondisyondan küçük mü? Küçük. Sonra 7 ekliyor. 25 oluyor. Bunu print yapıyor. Gördüğünüz gibi print yapıyor. Sonra 1 ekliyor. 26 oluyor. 26 condition'dan büyük mü? Küçük mü? Küçük. Sonra 7 ekliyor. 33 oluyor. 33'ü print yapıyor. Print yapıyor. 1 artırıyor. 34. Condition'a bakıyor. Sağlıyor. 34 ile 7 ekliyor. 41. 41'i print yapıyor. Sonra devam edecek ya. 41'e 1 ekliyor. 42 42 kondisyonun küçük mü? Küçük. Sonra 7 ekliyor. 49. Bunu print yapıyor. Yani debug yapıyor. Sonra 1 ekliyor. 50. 50 kondisyonun küçük mü? Küçük. 100'den küçük mü? Küçük. 7 ekliyor. 57. Onu print yapıyor. 57. Görüyorsunuz 57. Bu şekilde devam ediyor. Yani 7 ekledikten sonra print yapıyor. Daha sonra 1 ekleyip devam ediyor. 1 ekledikten sonra kondisyona bakıyor. 100'den küçükse devam ediyor. Bu şekilde artıyor. Şurayı unutmayın. Yani 7 7 artıyor ama bir de 7 arttıktan sonra ve debug yaptıktan sonra bir bir arttığını da unutmayalım. Yani siz şöyle mesela i++ değil de i++ equal 10 deseniz o zaman farklı sonuçlar göreceksiniz. Yapalım görelim. Şu anda ne görüyoruz? 17 34 51 68 değişti biraz. Şöyle oldu arkadaşlar. 10 ile başladı. 10 ile başladı. Sistem debug çalışmadan önce 10'a 7 ekledi. 17 oldu. Bunu sistem bak içinde çalıştırdı. 17. Şimdi 17'ye 10 ekledi. 27. 17'ye 10 ekledi. 27. 27 yüzden küçük mü? Küçük. 7 ekledi. 34. Onu sistem debug yaptı. Dibak yaptı. 34. Şimdi 34'e 10 ekledi. 44. 44 yüzden küçük mü? Küçük. O yüzden 7 ekledi. 51. Onu debug yaptı. 51 görüyorsunuz geliyor. Bu şekilde devam ediyor bu şekilde devam ediyor. Ne zaman yüzden küçükse orada duruyor. Devam etmiyor artık. Artık devam etmiyor. Bu şekilde while loopları iyi anlamaya çalışalım. Bu şekilde devam ediyor. Aynı şey for loopta. Aynı şey for loopta. Diyelim ki siz şu şekilde bir for loop oluşturdunuz. For işte i equals ne diyelim? One diyelim. I less than equal 100 diyelim. Sonra I plus equal 2 diyelim. Şimdi en sona noktalı virgül koymayın. Bunu koymuyorsun. Çünkü devam etmiyor. Orada bitiyor. Tekrar noktalı virgül koyup başka şey yazmadığınız için orada noktalı virgül koymuyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Biraz böyle farklı, komplike bir şey yazmaya çalışalım ve ayın nasıl değiştiğine bakalım. Önce diyelim ki ay plus equal 5 olsun. 5 eklesin. Sonra bunu print yapsın. System.debug bunu print yapsın. Ayın değerini print yapsın. Şöyle diyeyim hatta. After adding 5 diyelim. Ayın değerini burada görelim. Plus ay diyorum. Sonra 2 ile çarpalım. Ne diyeceğiz? Ay times equal 2 diyorum. Sonra ayın değerini tekrar print yapıyorum. Bu kez ne diyorum? After multiplying After multiplying by 5 diyelim. Ya by 2 diyoruz. Sorry. By 2. Ondan sonra bunu print yapacağız. Bu şekilde çalışan bir for loop yaptık. Önce ne yapacak arkadaşlar? E, şurada bakmadan önce t yapmaktan yapmadan önce bir görelim. Beraber bir e, e, ne yapalım? Bir bakalım. Ne gelecek? Bir tahmin edelim. Şurada tahminlerimi yazıyorum. Yorum şeklinde. Daha sonra Buradan bakarız. A'nın ilk değeri 1. Peki 1'i sistem debug koyacak mı? Koymayacak. Neden? Çünkü sistem debug'dan önce 5 ekliyor. A'nın değeri 1'di. 5 ekledi. 6 oldu. Onu sistem debug'da print yaptı. İlk print yapacağı şey şu. After adding 5 ilk değerimiz 6. Neden? Çünkü 1'di. 5 ekledi. 6 oldu. Onu burada debug yaptı. Sonra 2 ile çarptı. 12 oldu. Onu şurada debug yapacak. Şunu şu şekilde debug yaptığını göreceğiz. Şunu after multiply by 2 ee, en son değeri neydi? 6 çarpı 2 12 oldu. Buraya iyi dikkat edelim. 1'di. 5 ekledi. 6 oldu. Onu e, burada debug yaptı. After adding 5, 6 şeklinde gelecek. Ondan sonra 2 ile çarptı. 12. Şu anda benim aynı değeri 12 for loop içi bitti mi? Bitti. Şimdi benim parantezler içine girmiş olacak. Tekrar geliyor. Önce 2 ekliyor. Artırması gerekiyor. 12 idi. 14 oldu. Şimdi ayın yeni değeri 14. 14'e 5 ekledi. 19. Şurada 19 print yapması gerekiyor. Şunu alalım. Şu şekilde şuraya koyalım. Bu değeri 19 olacak. Bir sonrakini 2 ile çarpıyor. Ne olacak? 38 olacak. Hemen şuraya koyuyoruz. Bir sonraki değeri 38 olacak. Daha sonra 38'de yine debug yapıyor. For loop'un içi bittiği için increment'a da geliyor. 38'i 2 ile artırıyor. 40 oluyor. 40'a 5 ekliyor. 45. Yani yeni değerimiz şunu şöyle ikisini beraber kopyalayalım. Yeni değerimiz dedik ya 38 en son 2 ekledi 40 oldu. 40'ı 40'a 5 ekledi 45. Daha sonra onu sistem bakta print yapacak. İlk değerimiz 45. 45'i 2 ile çarptı 90. İkinci dibakımız 90 olacak. Bu video mu bitti. Tekrar aşağı gelelim. Son sonuca bakalım. 90'ı 2 ile çarptı. Sorry. 90'a 2 ekledi 92. 92 100'den küçük mü? Küçük. 5 ekledi 97. Sonra giderim 97 olacak. 97'ye 97'yi 2 ile çarptı. Ne yapar? 97 ile çarpsa, çarparsanız 184 yapar. 180, e, 194 yapar. 194'ü print yapıyor. Şimdi 194 194'e 2 ekliyor. 196. 196 yüzden küçük mü? Değil. Burada duruyor. Artık devam edemiyor. 196 e, demiştik. 196 yüzden küçük olmadığı için burada duruyor. Bizim ee, tahmin ettiğimiz değerler 6, 12, 9, 38, 45, 90, 97, 194. Bu şekilde tahmin ediyoruz. Execute yapalım. Tahmin ettiğimiz değerlerin gelip gelmediğini bakalım. Evet arkadaşlar. 6 demiştik. 6 geldi. 12 demiştik. 12 geldi. 19 demiştik. 19 geldi. 38. 38. 45, 45 var. 90, 90. 97-194 97-194 şeklinde tahmin ettiğimiz değerlerin geldiğini gördük. For loop tam olarak da böyle çalışıyor arkadaşlar. For loop tam olarak böyle çalışıyor. Böyle örneklerle for loop'u tam olarak anlamaya çalışın. Ee, diyorum. Ee, Tabi burada amacımız while loop'tu. While loop'u anlattık. Daha sonra for loop'a tekrar bir örnek vermiş olduk. Bir sonraki videomuzda ise break ve continue keywordlarını çalışacağız. Onlar da önemli. Çok kullan, kullanılmasa bile dediğim gibi siz yani Apex öğrenmiyorsun sadece. Ya yani şu, şöyle düşünmeyin. Ben kullanacağım kadar bileyim gerisini bilmeyeyim. Öyle değil. Madem bir dil biliyorum diyeceksiniz. Ben Apex'i biliyorum diyeceksiniz. O zaman Apex ile alakalı e, basiclerimiz bütün konuları bilmeniz gerekiyor. Pregne, continue. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bir sonraki dersimizde Break ve Continue üzerinde e, kısa bir video yaparak on, onları da çalışalım. Daha sonra e, Basic Apex dediğimiz Apex'in temel kon, konularını bitirmiş olacağız. Ve biraz daha e, Class ve metotlara yoğunlaşarak e, devam edeceğiz inşallah.